Hadi bakalım. Biz kupeştelerimizi yüklüyor sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle kanalımıza. Şöyle dün akşam yağlamıştık. Gördünüz bunu. Dün göstermiştim zaten. Dünkü videomuzda var. Bugün de yerlerine gidecek. Şöyle tahtalarda o abilerin. Ben neyle tutacağım burayı? Hepsini mi kaldıracak? Yok ya, sen nasıl kaldıramazsın? İşte ben de onun için diyorum. Hep buralara yanık yağ olmuş. Şu bir şey serseydin poşeti. Yok yok, daha o bir şey olmaz. Gel gel. Yağ olur ama. Tutamıyorum. Neresinden tutacağım? Şöyle kaldır sen ha. Güzelsin. Dur. Sen de. Niye? Yağlar da geri kalmış. Niye öyle olmuş? Hı? Yağlanmamış gibi olmuş. Şöyle buralara da çimentoların kağıtlarını biriktirdim. Hava iyi olduğu zaman onları kenarda yakacağım. Şöyle poşetler falan. Bunların üstünü örtmüştük şunların. Tekrardan hayırlı akşamlarınız olsun cümleten. Şöyle görüyorsunuz, bugün eşim saat 5'te kalkmış, sabah 5'te uyuyamamış. Buramızın çiçekliğini yapmış. Tabii ben uyuyordum o saatte. Kaan'ın okul saatine kadar uyuyum. 7.30'a kadar. Çünkü Kaan okula hani kahvaltı yapmadan gittiği için bayağı geç kalkıyor. Şöyle başa kadar vardırmış. Nasıl olmuş sizce, güzel olmuş mu? Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Burayı biliyorsunuz ki şöyle altında çubuklarımız var. Buranın içi tekrardan toprağından dolacak. Şuradaki topraklarda zaten buranın için getirdiydi. Daha bir yığında orada var. Bir yığında burada var. Hatta bir yığında şurada var. Karşıda var. Bunlar hep içine dolduracak. Ondan sonra şu artık yırtık kiremitler, pirketler çekilecek buradan. Şuramızı tertemiz bayrama bir temizleyeceğim. Zaten bir şey yok da. Süpürgeyle süpüreceğim buraları. Gümüş gibi olacak. Gördüğünüz gibi şöyle kırmızı kiremitlerimiz. Sarı da çizgi yapmışlar üstlerine. Tuğla kiremit dediğime bakmayın. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne arıyorsun? Ela ben atıyorum dedim. Daha orada. İkisi de orada. Kırıldı mı o? Kırılır. O kadar harca nasıl dayansın? Şöyle babamın oradan da kendi motorumuzun kasasıyla iki kasa taş getirdik. Orada kilitli taşlardan varmışmış babamın hayatında. Geçen gün dedim babama böyle böyle lazım değilse getirin diyor da. Götür kızım, lazım değil dedi. Şöyle yükledik. Doluca. Bir şunu getirdik. Bir de şunu getirdik. Şunlar da kırık olanları seçiyor. Bunlar da arka tarafa koyalım diyor. Yine de yani bunlar da konulacak, kullanılacak. Çünkü hani kocaman tandır evi az etmiyor. Çok artmıyor direkt bizim burada. Şunlar sağlam olanlar. Şunların içinde de sağlam da var, kırık da var. Yine de söylediğim gibi kırığını mırığını hepsini koyacak. Şöyle şuraya kadar döşedi akşam. Zaten size de sürekli gösteriyorum. Sahura kadar buraya kadar yapmış. Şu tarafı hep duruyor. Bu tarafına da bayağı bir çok taş lazım. Ama tekrardan Kaan'ı okula bırakıp geldikçe oralardaki çöplerden toplayıp geliyor. Daha önce de söylediğim gibi hani bizim köyden hem kanalizasyon gitti. Asıl böyle şeylerden. Parke yollardan hem de doğalgaz gittiği için hep oralar söküldü. Sökülünce arabalarından hep götürüp çöpe döktüler. Çöpten de isteyen oradan seçebiliyor. Yani temizliyor. Toprağın içinden çıkıyor bunlar. Paltaya da keser götürüyor. Onlarla
seçiyor. Ondan sonra motorumuza yükleyip geliyor işte. Peştelerimizi verdik geldik. Şimdik ben eve çıkacağım. Akşam olmak üzere yemek yapılacak. Bugün patates salatası yapacağım. Canım onu istedi. Eş gideceğiz. Onu yiyelim bugün de. Şuradan biraz maydanoz götürün bahçemizden. Şurada maydanozumuz. Buralarımız havalar iyi olduğu zaman hep çapalanacak, temizlenecek bayağı bir iş var. Ama soğuk, soğuktan hiç kanadımız açılmıyor inanın. Bak bugün de hava güneşli gibi görünüyor ama çok soğuk. Ayaz esiyor. Şunlarımız çiçek açtı ya, bunları soğuk alacak şimdilik de bayağı bir ayaz var. Şöyle sarımsağımız da gördüğünüz gibi büyüyor. Geçen gün birazcık gübre attım ona. Nasıl olur bilmiyorum, inşallah büyür. Şimdiki soğanımızı bir alalım buradan. Maydanozumuzu evimizde görüşürük. Evet sevgili takipçilerimiz, biz muammalı bir çalışmaya başladık bugün. Hayat temizliğimizi yapıyor. Bayağı da yaptık. Şarjım yoktu, size de video çekemedim. Şöyle şuradaki taşları falan kaldırdık. Artan pliketleri kaldırdık. Şuraya da bir elime geçen kağıtları, poşetleri hepsini yaktım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuralarımız güzel oldu. Şu topraklarda söylediğim gibi şunun içine gidecek. Şu taşları da ben biraz sonra toplayacağım buradan. Şu çimentomuzun da ağzı parçalanmış. Onu buraya attı. Yarın şu duvarın arkasına serpme duvar yapacakmış. Yani beton yapacakmış. Şöyle borularımızı toplayacağız buradan. Kapının önündeki şeyleri getirdik. Çimentoları. Bir de pirketlerimiz vardı. Pirketleri getirdik. Onu da üstünü açtım. Naylonları serdim buraya. Kurusun ki burada. Bunları tekrardan katlayıp çatıya kaldıracağım. Ben de bir yandan dal sulağıyım. Şöyle Kaan'la babası da toprak getiriyorlar. Toprağı da neyle getiriyorlar? El arabayla yorulmuş yazık. İbrahim usta yoruldum diyor. Ben de zabağına dedim, halbuki el arabayla çektiği beni dinlemedi. El araba ne alacak dedi, şey motor dedi. Şimdi şöyle şunlarla toprağı getiriyorlar. Ne annem? Geçmez oğlum. Babaan dediği gibi çok şey diyorsun. Şöyle kenara çek bunları. Hı? Bak şimdi de şurada şeyler takılır sana. Bütün malzemelerimizi topladım. Hep ıcığını tandır evine koydum. Icığını yakacaklığa koydum. Şu demirleri topladım geldim. Ortadaki poşetleri, kağıtları, her şeyleri doldurdum kaldırdım. Şöyle metrelerimizi, şunun ismini bilmiyorum. Ha terazi. Teraziymiş. Paltamızı, kulüğümüzü. Şöyle buradaki bunların adı neydi? Adı aklıma gelmiyor. Mala dediğimiz şeyimizi. Hep malzemelerimiz bütünüyle dışarıdaydı. Şuradaki tenekedeki yanık yağlarımız. Şu telimiz, kuvadaki yanık yağlarımız. Ama bunlarımızı hep topladım. Ne? Güzel olacak yapılsa da. He, şimdi yükselmiş ya, yetişiliyor aynen. Saat kaç? Saate bakmadım anacığım. Şöyle az bir şey kalmış. Toprağına burayı düzeltiyor dediğim gibi. Şimdi ben tekrardan gideceğim. Kaan Enes, benim daha işim dolu biliyorsun mu? Niye? Nasıl niye? Benim garten çiğdem oturma odasında mı? He, pencerenin önünde. Telefonun da orada, o da orada. El araba boşaldım şunlar da. İbo niye motorla getirme onu da, yine el arabayla sürüp geliyorsun? İkisine doldu. Yoruluyorsun la. Oruç oruç ne şeyin kaldı. El arabamızın tekeri de İfadeyi vermiş aslında ama yine de yürüyor. Şu arada teker var da. Bilyaları dağılmış bunun. Bilyaları dağılmış. Bunlar teker teker takmıyor. Hmm. Taksan iyi olur. Eliğin kulağı bu senin. Ben de şöyle dalları sulayıyordum. Şu hatırlarda ev almamız lazımmış. İçlerinde su dolu. Onlarla biliyorsunuz harç yapıyorduk sürekli. Artık harç işi bitti. Dışarıdaki pirketlerimizi de şuraya getirdik. Koyduk artan pirketlerimizi. Şu koşeyi de kumes yapacaktık. Ama şimdi yapamaya yok. Bilmiyorum ne zaman yapabilir. Şu pirketler arttı. Şuradaki tersler var. Bu tersimiz var. Bu tersimiz de bahçeye çekecek tekrardan. Burayı kumes yapalım diye düşünüyor. İnşallah yaparız. Şu dallarımızı suladım. Şu karşıdaki dallarımızı. Şuna bir kuva döktüydüm. Bak bu hemen fark etmiş. Suyunu sormuş. Öbürlerine ikişer kuva döktüydüm. Onlar suyunu çekmemiş içine. Şuradaki ağaçlarımızı sulayayım. Şöyle çubuklarımız var burada. Tamam.
Şöyle suyumuz da burada zaten. Doldurdum, getirdim suyumuzu. Şurada. Şöyle. Bağ çubuğumuzu sulayalım. Kolumun anızanmıyor. Neyse şöyle dokun. Bahçenin içine girip de çiğnemek istemedim. Bunun dibine ters konduyduk. İnşallah bu sene iyi üzüm verir. Oğuzhan budadı bunu. Emine'nin eşi. Bir de şu dalımızı sulayayım. Buralarda böyle otlandı ki. Taza bağlan dedim, tamam motorla çektiği buna. Motor ne alacak da diyor, bir yerlere bağlar dedi. Pencikte niye önceden demedin diyor. Şöyle. Evet, bir şurada. Erik dalımız kaldı. Yukuvada onlara getirim. Şu eldivenlerimi de şuraya bırakayım. Pirket çektik, eldivenleri de o yüzden taktım. Pirket aldığım zaman ellerim böyle pıtır pıtır oluyor. Hiç sevmiyorum pirketin kumunu. Anam. Fıstık da buradan su içiyor. Kızım. Ne gördün annem? Sen bu kot sudan mı içiyorsun? Git ben sana evde veririm. Git hadi. Kaç git. Buna Rabiş bacım mama getirmiş. Dumanından ikisine. Balkona veriyor, mucuk ona veriyor, mucuk buna veriyor. İkisi de yiyorlar. Dün de mama yedikten sonra biraz tavuk kemikleri falan vardı. Onları verdim. Kemiklere hiç pas vermedi. Mamayı daha çok sevdi herhalde bu. Şöyle. Ortalığımız toparlanıyor. Bir de şuradaki karsambalarımız kalksa hayatımız toparlanmış olacak. Oradaki karsambalarda anca ablam gül götürüncü bitecek. Evet abilerim, ablalarım. Temizliğimiz devam ediyor hala. İşi bitiremedik. Annem buradaki kapıları şey diyor. Kapıların çerçevelerini arkaya çekiyor. Bunlarımız o tarafa alalım. Hem ıslanmasın yağmurdan yaşta. Hem de tandır evinde çok şey yapıyor bunlar karsamba. Babam da içeride taşla uğraşıyor, taş döşüyor. Karanlık gözüküyor. Nereye koyuyorsun ya? Merdivenin altına koyuyorum. Çamur çamur değmez. Çok doğru durur. İnşallah. Şu kapılar duracak burada galiba. Şuradaki dolap, trenklerimizi, pirketlerimizin önünde tuvalet yapacak babam oraya. Bunların. Sağlamlarını yapsın. Başımıza ne diyeyim yıkılır kız bu pirketten ne yapınca? İyi. Başımıza ne diyeyim yıkılır diyorum bu pirketten ne yapınca? İzleyicimizin bir tanesi yazmışmış. Merdivenin altını düzenleyin diye. Düzenledik güzel. Anam susadım ya. Sesim de çıkmıyor. Şuraya pirketleri dizdik. Şunlar da o renkli pirketlerimiz. Az önce babamla buraya çektik bunları. Şöyle. Sarı kırmızı. Kapıları da mı alıyorsun?
Tek başına alamazdım. Beni bekleseydin. Bunları şöyle. Kapısına bunları yapsın bana böyle. Şunu. Ne olacak? Hey, bunu yiyorum. Bir daha kapımı yaptıracak. Ne güzel kapı. Bir de burası sürekli kullanacağımız tuvalet olmayacak bizim. Biliyorum. He, o zaman bu kapı çok güzel olur. Tendereye yapıyorsunuz tuvalet arkaya. Tendereye yapıyorsunuz diyorum. İşte buraya gelen olmaz dedim. İşte diyorum ya onun için yani o kapıyı da hal ki sıraf olmasın. Bir daha kapı masraf olmasın. Kahneniz, Oscar'lar var kahneniz. 3 tane Oscar var orada, 4 tane. Gözükmüyor ki. İşte çıt. Elimizin öyle ne olsa da uzatsak da göster. Hani bunlar? Aynı pirketin renginden olmuşlar bak. Bak şuraya bak ağacımın. Bak gördüm. Dur yanaştırıyorum. Oscar. Bak. 1, 2, 3, 4. Bir tane de orada vardı. Oradaki de niye gitti? Hani neredelerdi? Biri orada. İşte bak şuradalar. Hiç kımıldama onlar. Kahrenes bahane. Biri bebesi biri de annesi. Kafasına diyedim yine kımıldamadı. Bebe. Alttan da örümcek gidiyor. Kapıların altından çıktı bunlar. Televizyonda çıkar bunlar Oscar'dı. Bizim burada kertenkeledirler buna. Ya da el yağlası da olur. Kertenkele de olur. Bir tane ismi var. Gel beyaz nereye gitti? O beyaz kayıplarda. Yuvaları var sonra girmiştir. Ama bunlar 3 kişiler 4'tü. 5 taneydi. Tekrardan hayırlı akşamlarınız olsun sevgili takipçilerimiz. Bizimkiler gece iftardan sonra çalışıyorlar. Bitirdin mi? Aferin sana. 3 metre oldu. Oo iyi maşallah. Şöyle ben de çamaşırlarımı yıkamıştım. Onları serdim. Makineden çıkardım az önce. İftarımızı açtıktan sonra sofralarımızı yine yıkadım. Buradayım. Gel bakalım. Geleyim mi? Ayağımda telleyim yok annem. Neyi çıkarmışsın? Zahmet çıkarmışsın nasıl kendime diyorum. Motoru hemen oluyor işte. Ama. Motor, 3 motor. He. 3'te kuva. Doldu. Değerim yaşı hiç sorar ya. Annem. Kendini yoruyorsun işte. Vallahi bir dakika daha alayım. Kaan o dışarımızın kapılarını kapataydın annem. Örttüm. Kapattı. Yalan şunlar yıkanacak abi. İçinde halılarımız. Onlar ve yıkar. Onlar ne? 9 kuva 3 motor. Bitti. Ne? Kuyu açarak. Sen yatsın onu da yıkardınız yani. Fener'i şarj yormuşmuş. Niye getirdin? Yo şuralara bakacağım ya onun için getirdim. Gel de bak bağım oldu mu? Şu en başa bak. Anne en başa. En baş. Hora bak. Işık var. Ha buralar da iyi olmuş da şu taş ne bunu alın. Bunlar aşittim işte. Temizlenerek buralar yani. Onları tutmağına aşı edelim. He alınacak bu taşlar. Temizleyelim. Attım. He. Böyle doldurdun değil mi işlerini? İş taşlara kalsın. Çubukların boyunlarını biraz şöyle açsaydın su dökeceğim yilleri. Olsun canım şöyle az bir şey deşek. Su dökeceğim yilleri açsaydın. Söyleydin. Yok dur. Diplerini niye attın ben onu anlamadım. Çiğlerim şu kolu dur. He. Şu kol. Çok doldurmuşsun ama o tarafı da bu tarafı da. Su gitmez ama. Evet daha çöker kız çöker yani. Suyu döktükçe çöker canım bura taze toprak da. Yani çöker he. He. Yasemin. Efendim. Sana öyle bir kolaylık verdim. Baba ya, pirkete bassan bir şey olur mu? Neymiş bana kolaylık? Baba mı oğlum? Şu renkli pirkete bassan bir şey olur mu? Basma oğlum basma. Aha. Sana nasıl bir kolaylık biliyor musun ya sen? Hı. Hani diyordu ya suyu tuttun mu gider mi o değil. He. Şuradan suyu tutacaksın ya sen oraya ne yapıp gidecek? He baştan tutacağım ha. Değil mi? Hortumu koyacağım bir yere. Hadi kalmış Allah. Buraya koyacak şuraya bak. Şöyle çiçekliğimizde koruyorsunuz rengarenk. Güzel oldu. Soğuk dışarısı biliyor musun? Yok. Vallahi soğuk. Koca giymişsiniz ikiniz de. Hem ondan hem de şeyi. Şu kesekleri derisin Yasemin. Ah ben üşüyüm vallahi. Sırtım dondu. Var ya her kürek atmasında kendime yazık etmişim. Kendine afallar durur babana bakma. Bir de el arabanın tekeri de kırılmış ya hiç sürülmüyor. Hiç sürülmüyor ki zaten el arabamızın tekeri. Motuna kolay. Ben de. Aha değil mi Yasemin? Evdeydim. Eve gidelim çay koyalım da içelim. Eve gidince çay koyacaksınız da odamı süpüreceğim ben daha. Olsun. Çekyatların altını üstünü bir temizleyeyim. Evet, sabahın anında yatın. Çay içerken yine çitleyelim de onu sana süpür. Oho o zamana giriş kalır. Saat 1'e geliyor. Vallahi olmuş mu? Tabii olmuş. Çok geliyor? Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Onu kapatınca göster bana. Ya tamam. Şeyi koydun ya şimdi fayansı geldi. Fayansı bakalım geldi. Baktım ben. Hani? Ben koydum ya onun üstüne. Sen mi koydun? Hı hı. Getirdim onu yaşayttım da. He. Şöyle desek olmuyor. Hani neydi fayansı? Yan koyacaksın şöyle uzunlamalığına. Koyduğum şekilde koyacağım bak.
Ta orada değildi fayans. Yo, burada değil. Ben onu koydum da şeyin üstüne hangisine koydum? Aldınız mı gitsem? Yo. Kasır aldırma ekti mi? Yok, almadı. Beyaz bir fayans var, onu mu diyorsun? Yok yok, beyaz. İşte işte burada. İçeri mi düşmüş? Ben böyle koyduydum. Böyle koyacak yasam da böyle de iter mi? Bilmiyorum ki, fayansa bağlı da gitmez. Eğer mi böyle olsun acayip olacak. Böyle olsun acayip olur. Ama buna da mesela 3-4 tane fayans gider buranın üstüne, biliyor musun? Gider, şöyle. Gider. 2-3-4 tane. Gitmez. Nasıl diyeceğim? Gitmez. Tek 1'e 4 tane fayans gider. Ben nasıl diyeceğim, biliyor musun yasam? Bak. Nasıl? Öyle koyarsın da. Çekeceğim. Bak. Hiç olmaz. Şöyle diyeceğim. Şöyle. Şurada betum. Buna bu. Olabilir. Olabilir. Vallahi bilmiyorum. Eğer böyle itirebilirsek ne hale bak. Nasıl yiyorlar şapa gibi koyuyorlar. Bak hele. Ne? Kırılır ya. Üstüne oturunca neydince. Niye üstüne oturacaksın? Hicabında oturacak da hiç oturmayacak mı? Burası yarın. Betonla batacağım ya. Kolge olacak. Şu çubuklarımız tutacak, büyüyecek. Bunun kolgesinde oturacak. Her tarafına otur, bir şey olmaz. Kıraman ya. Buraya doğru otur. Tamam. Böyle şöyle gökçek koruyor ama gitmez işte. İşte o fayanstan o kadar ne, çok yok. Şöyle onun hangileri? Var ki Yasemin şöyle işte. Aha. Onlar ta baban arkadaşından getirdiydi. Bak, biliyorum da. Yahacan'ın önündeydi. Şapka ağacı yatıp oluyor bak. Vallahi bilmiyorum İbo. Nasıl şu bilirsen öyle yap. Tandırevinin önündeydi, oradan mı aldın? Hı-hı. Ben sırtım üşüdü, gidiyorum eve. Hadi beraber gidelim. Üstüme bir şey giymeden çıktım ya. İşimiz bitti. Kulağın işi de yarın biter inşallah. Tamam. Ben kurşunla oynayacağım. Ondan sonra şeyimizi attım. Neyi? Şu şeyimizi yapın, ondan sonra tamam. Şimdi çok anlamlı. O sana yarın devre dışı sepe vuracak mı? Baba. Yarın niye vurmaya yok? Yarın iki var. Betun atacak mı? Baba betun atacakmış. Öbür ben buranın betununu atmayayım mı? At. Öbürsünü şu oraya sepme vuracakmış, şu tarafa. Bir gün yolda iki günlük işimiz kaldı. Şu lambayı da şarja takalım da. Benim oğlum da tatil, ben de yardım ederim. Aynen, senin oğlum da yarından sonra tatile giriyor. Yardım edin babana.